sene 1941 Triandofilis isminde azınlıklardan bir Rum milletvekiline kendi seçim bölgesindeki Müslüman halktan yani hükümet çapında talepte bulunsan mekteplerde çocuklarımıza tekrar din dersleri verilmeye başlansa sen de milletvekilisin işte bizim bölgemizdensin biz de senin seçmeniniz buna aracılık etsen falan diye talepte bulunuyorlar tabi insanın içini acıtan bu talepte bulunulan şahıs Ortodoks bir Rum Hristiyan milletvekili kabul ediyor talebi. Milli Eğitim Bakanlığı, Başbakanlık ve Çankaya Cumhurbaşkanlığı'na kendi açık ismiyle, adresiyle dilekçeler yazıyor, gönderiyor. Randevu istiyor falan. Çankaya'dan bizzat İnönü'nün makamından buna çok sert bir cevap geliyor. Biz diyor dini eğitimi tamamen aileye, anne ve babalara terk ettik. Bu konuda ısrar etmeyin. Aynı tarihte Rum azınlık, Ermeni azınlık, Yahudi azınlık kendi okullarına, çocuk kendi okullarında çocuklarına istedikleri gibi dini eğitim veriyorlar. Müslüman çoğunluk için de bu cevap veriliyor. Ailede anne ve baba öğretecek. 6 aylık İmam Hatip kurslarına izin verilirken 1947 sonrasında mecliste çalışan ademeler ağlayarak milletvekillerinin önünü kesiyorlarmış. Anadolu'nun çeşitli köylerinden gelme insanlar. Aynen şu tabiri kullanıyorlar. Biraz daha vakit geçerse ölülerimizi köpekleşi gibi gömeceğiz. Çünkü imam yok. Biri ölüyor, yıkayacak kimse yok. Kefenleyecek kimse yok. Cenaze namazını kıldıracak kimse yok. Bir imam var 10 köye bakıyor, 15 köye bakıyor. Sıra o köye gelinceye kadar bu zannede yok, kokuyor cesetler. <laughs> Mesela meclis ademelerinin bu söylemi o 6 aylık ilk imam hatip kurslarının açılmasında ciddi etki etmiştir. Ama açtıkları da o kadar. 6 aylık bir kurs olacak. Bu kursta basit namaz kıldırmayı öğrenecekler. Bir de en önemlisi ölü yıkamayı öğrenecekler. İmam Hatiplilere ölü yıkayıcı lakabının takılması oradan başlıyor. Çünkü o sistemin başlamasının sebebi o. Ve 1930'ların ortalarından itibaren 1948'lere, 47'lere kadar bütün mekteplerde, bütün kademelerde her çeşit İslami eğitim yasak. Şuradan pay biçin arkadaşlar. 1938 senesinde Türkiye'nin nüfusu 18 milyon kişi. Toplam 20 tane Kur'an kursu öğretmeni var. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı resmi vesikası olan Kur'an kursu öğretmeni sayısı Türkiye genelinde 20 kişi. <laughs> Nüfus 18 milyon. Buradan iki anlam çıkıyor. Türk milleti dinsiz. B. Türk devleti dinsiz. O günkü. Üçüncü ihtimal olamaz. Ya talep yok ya arz yok.